Evet arkadaşlar. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız, Sayın İstanbul Valimiz, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli belediye başkanlarımız, sevgili mesai arkadaşları, burada olan ve olmayan tüm sevenleri, öğretmenler, öğrenciler, işçiler, işverenler, komutanlar, askerler, kadınlar, çocuklar, erkekler, teyzeler, amcalar. Kısacası bu toprağın ve bu vatanın en büyük zenginliği olan tüm farklılıkları hepsinin ortak mütabakatıyla sevgisini kazanmış merhum Fahrettin Yürekli Batır, namı diğer Cüneyt Arkın'ın anma törenine, cenaze törenine teşriflerinizden dolayı başta Betül hanımefendi olmak üzere tüm ailesi adına teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Dediğimiz gibi farklılıklar bir toprağın her ne kadar zenginliği de olsa bir o kadar da zorluğudur. Ve bu farklılıkları aynı mütabakatla, yaşamıyla, sanatıyla, vatanseverliğiyle, aile yaşamıyla örnek olup, verdiği öğütlerle ışık olmuş ve bu yaydığı ışık karşısında aldığı geri ışık o kadar parlak ki birçok insanın aklını zihnini karıştırabilecekken, kendi ışığına adeta güneş gözlüğüyle bakıp, bu toprakların içerisinde bulunan o mütevazılığı sindirerek hayatını idame ettirmiş çok büyük bir sanatçı için bir aradayız. Aslına bakarsanız onun bu mütevazılığını anlatmak için dün sevgili arkadaşım, kardeşim Murat'la aramızda geçen bir diyalog vardı. Murat şöyle tarif etti. Atılgan dedi, o kadar çok içine sindirmişti ki görkemi şaşayı o kadar çok sevmeyen birisiydi ki, evet. İnan bana, elinde olsa kendisi için düzenlenen bu törene katılmamayı tercih edebilirdi. Evet. Bu kadar parlak bir ışığa gölge düşürmemek adına bugünkü törenimiz ve sonrasındaki genel programımız hakkında sizlere hem bilgi vermek hem de bir ricada bulunmak isteriz. Anma törenimiz bittikten sonra selamlama esnasında, sonrasında Beşikiye Camii'nde öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazını eda ederken ve sonrasında Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlarken ve hemen akabinde saat 17'de Efiler Sanatçılar Parkı'nda kurulan taziye çadırında dualar eşliğinde taziyeler kabul edilirken, hem ailemize taziyelerinizi sunarken ve bir yandan da kendi içinizde hasbihal ederken, lütfen bulunduğumuz sağlık koşullarını ve kritik durumu göz ardı etmemeniz özel ricamızdır. Kendisinin sanat yaşantısını anlatmak için ne günler ne aylar yetmez elbette biliyoruz. Lakin hepimiz bir daha gözden geçirebilmek adına minnacık dahi olsa onun için şu anda hazırlanılmış olan kısa bir video kolajını izleyerek törenimize başlıyoruz. Buyurun. Sallanmam falan bu kadar insan sırsız da ben bitmeyi kolay. Yeah, I'm a little bit
Elini boğdum, ne dolaşıyorsun burada arkadaş? İşte Ayveci, bak durumu çok iyice düzeltmişsin. Ne iş yapıyorsun? Sen bana bakma Ezden. Sen ne iştesin? Bu ara boş değilsin Ayveci. Gitme. Bir portakalın çocuklarımız sınıf yaparken fiyatlar alsın diye denize döktük. Dün tonlarca meyve, sebze. Çocuklar soğuktan titrerken, analar babalar alacakaranlıkta kuyrukta beklerken stok ettiği yakacak maddeler. O iğrenç para için dünyayı açla, şova, yokla, kara borsaya mahkum edip yaşamlarını cehenneme çeviren sizler nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz? Madem ki meselenin özüne iniyorsunuz. İki şartıyla sorunlar çözümlenmez. Boyası, çarpıcı, güzel anılar gibi durmuyor. Sonra da gidiyorlar. Kameralarınızı koğuşlara soktunuz mu hiç? Pencereleri camsız, sobasız koğuşları gördünüz mü? Yarı aç yaşayan insanların dramını beyaz cama aksettirdiniz mi? Bana tehlikeli olduğunuzu ihbar etmiştiniz. Bir de siz bu eve gelmeyi kabul ederseniz ben de tehlikesiz olurum. İyi geceler. Ben ekmeğimi kazanmak için iş istedim. Başkasının ekmeğini almam, çoluğuma çocuğuma yedirmem. İster misin, onlardan mısın hayır derdim. Hattan, hakkı olandan, alın tere vermekten yanayım. Yani onlardanım. Siz insanları tanımıyorsunuz. Tanımak da istemiyorsunuz. Sadece dış görünüşleri ilgilendiriyor sizi. Biraz başka gözle bakabilseydiniz. Çevrenizde insan kılığında gezinenlerin ne mal olduklarını hemen anlardınız. O halde yardım. Dünyaya sizin gözlerinizle bakabilmeyi öğrendim. Çünkü sermayeyi yiyip yutanım, sömürenim, yönetenim. Parayı, ben de altın, halktan yanayım. Yalnızlığımı değil, zalimi de yok et beni. Aşk düşmanlıktan da üstündür, kilden. El ele verirsek bütün el eller açarız. İnanıyor musun bana? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bolu Bey'in haberi verdi. Çamlı Bey kurban böyle kör olmasa oldu. Yüzüne güveniyorsa gelsin, gelmezse benim oğlan beklesin. Kendini dünyayı kurtaramam mı sanıyorsun? Senin kendini çarptın sandığın kadar. Sence bir polis nedir? Hiç düşünmedim. Politikacıların, siyasetçilerin ya da iktidarın kendi emelleri için kullandığı bir sürüm. Ayrım karşılığı, özgürlük isteyeni kovalayan bir hükümet gücü. Yoksa emekçinin karşısında bir iktidar memuru. Hayır, sen halkın adamısın. Halkın içindesin. 48 saat görevde halkın dertleri ıstırabıyla baş başa kendini unutan adamısın. O bir haksızlık karşısında halkın suçladığı ilk bahtsız insan. Aslında o halkın yoludur. Halkın adalet anlayışıdır. Halk onun kişiliğinde tüm devlet diyor. Beyim, Malkuş'a sonunda bir baba buldum. Ben de bir oğlum kalatım. Ama bizim babamız vatan, oğlumuz okşadığımız kılıç olsun. Sen kal, oğlum, bu sancağa sahip ol. Ben şeftalinin kaderine ortaklamak için diyorum. Sizi buraya beni sırtınızda taşıyasınız diye göndermedim. Bu zavallı insanların bir an evvel selamete ulaşması lazım. Thank you.
Yatırımın da kötü oldu şimdi. Murat fırladı. Ayağı. Elbette ki dediğim gibi hepiniz içinizden bir şeyler söylemek istiyorsunuz. Fakat öyle bir şey mümkün değil. Siz de takdir edersiniz ki. O yüzden mesai arkadaşları adına, meslektaşları adına meslek büyüğü sevgili Edison abinin konuşma yapmak üzere sahneye davet ediyorum. En güzel o konuşur. Konuşma görsünler şimdi. Acımız çok büyük. Sevgili meclimizi ebediyelim uğurluyoruz. Sene 1963. Sevgili Cüneyt'le birlikte sinemaya girişimizin yılı. 59 yıl geçti. Olağanüstü bir insan. Her rolün üstesinden gelebilecek kabiliyete aizdir. Emsalsizdi. Çok çalışkan, çok azimliydi. Zamanın akışı içinde Medrano sirki vardı. Belki hatırlayanlar olabilir aramızda. Fenerbahçe'de çadırında haftalarca eğitim aldı. Her türlü rolün üstesinden başarıyla gelebilmiş çok büyük bir sanatçıdır. Vaktinizi fazla almak istemiyorum ama dünya çerçevesi içinde değerlendirme yapmak istiyorum. Amerikan sinemasında zamanında western, cowboy filmleri vardı. John Wayne, Gary Cooper, Randolph Scott. Aramızda onları hatırlayanlar vardır. Alemde çok iyi at binerlerdi, çok iyi silah kullanırlardı. Ama Cüneyt gibi melekelere sahip değiller. Kıta Avrupa'sına geçtiğimiz zaman bildiğiniz James Bond filmlerini hatırlıyorum. Sean Connery, Roger Moore ve diğerleri. Müthiş filmlerdi. Ama Cüneyt'teki kabiliyet, ön sesi ve yaratıcılık onlarda yoktu. Kıta Avrupa'sında Fransa'ya geçtiğimiz zaman hepimizin sevdiği, takdir ettiği Alain Delon, Maurice Rone, Jean Marais, Jean-Claude Brialy, Louis Jourdan gibi sanatçıları hatırlıyorsunuz. Hepsi çok başarılıydı. Ama Cüneyt'teki melekeler onlarda tam manasıyla gelişmedi. İtalyan sinemasında da son olarak Marcello Mastroianni hatırlıyorum, anlatıyorum. Ramon Novarro, Rossano Brazzi, hepsi mükemmel birer aktör idiler. Ama Cüneyt'teki biraz önce filmlerde de, kolajda da izlediğimiz gibi o melekelere, o emsalsiz enerjiye sahip değildiler. Ben adeta bedeninden bir parça kopmuş gibi hissediyorum kendimi. Olağanüstü bir insandı, emsalsizdi. Tabii zaman akıyor, tarih her gün değişiyor. Ama
Tarihi yapraklarında Cüneyt Arkın ismi altın harflerle yazılacaktır. Aziz hatırası önünde saygıyla... Hikayesinin başladığı bir memleket var. Eskişehir. Eskişehir'den hem sınıf arkadaşı ve hikayesinin başladığı yer vesilesiyle de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör Doktor Sayın Yılmaz Büyükerşen'in konuşma yapmak üzere.